olayın detaylarını öğren. Nedir, nasıl yaparız, çocukları nasıl kurtarırız bir bak. Elinden geldiğince kimseyi hapsetmemeye çalış. Ya da ne kadar az kişi hapsedersen bizim için o kadar iyi. Tamam abi, siz merak etmeyin. Yalnız siz de bir sürü ortalıklarda görünmeyin. Bu ara kimseyle iletişime geçmeyin. Bu ev sağlam mı? Sağlam sağlam. Bir dostumuzun evi. Kimse bilmiyor. Sıkıntı yok abi, kız arkadaşım gelecek. Tamam abi. Dur bizde. Abi, bu arada Sarsılmaz abine çok selamı var. Size bunu gönderdi. Buyur abi. Aleyküm selam kardeş. Sen de selam söyle Hüseyin abi. Allah razı olsun. Sizden de Allah razı olsun abi. Sağ olun. Bak Özgür, sen polislere ifadende silah sesini duyunca korkup kaçtın. Ara sokağa dönünce bu iki şahsı gördüm. Önlerinde koşmaya başladım. Polisi görünce polise sığındım. İfadeni bu şekilde vereceksin, tamam mı? Abi, çocuklar olay yerinde silahla yakalanmışlar. Onları kurtarmamız mümkün değil gibi görünüyor. Yalnız Özgür'ün elinde silah yokmuş. Bana kalırsa güzel bir ifadeyle birkaç mahkemeye alırız. Çocuklar da aslan gibi çıktılar. Özgür abimi kurtar, biz yatmaya razıyız diyorlar. Pes be kardeşlerim ben. Bu arada sizlik hiçbir şey yokmuş abi. Olay yerinde kayıt yapan herhangi bir güvenlik kamerası yok. Görgü tanığı yok. Rahatsınız yani. Güzel kardeş. Cihu sana bir miktar para versin. Çocuklara yatır. Çok çok selam söyle. Akılları ailelerine kalmasın. Onların emaneti bizim de emanetimizdir. Cihu, sen de o cezaevindeki abiyi bul. Selam söyle. Kardeşlerimiz güzel bir koğuşa yerleştirsin. Abi bu arada Özgür'ün dosyasını diğer çocuklarla ayırdığımız için onun dosyasına başka bir avukat arkadaşım bakacak. Tamam kardeş, sen nasıl uygun görürsen. Ama arkadaşına söyle, çocukları kurtarmak için elinden gelenin fazlasını yapsın. Merak etmeyin abi. Dosyayı beraber inceliyoruz zaten. Allah razı olsun abi. Sizden de abicim. Baba, hatırlıyor musun? Sana bir gün elimizde değneklerle mahalleye gireceğiz dedim. Bugün o gündür kardeş. Thank you.
bizim! Bundan sonra kimse dostunu satmayacak! Kimse birbirine saygısızlık yapmayacak! Bunun aksini düşünen kim olursa olsun cezalandırılacak! Bu mahallede huzurlu bir şekilde hep birlikte yaşayacağız! Eroin, kadın, adam satanın cezasını çok ağır ödeteceğiz! Bunun aksini düşünen herkesi kim olduğuna bakmadan öldüreceğiz! Al bu parayı. Bundan sonra da bir ihtiyacın olursa Cio sana yardım edecek, tamam? Allah razı olsun abi sizden. Allah sizden de razı olsun bacım. Gidin memleketinizi hayatınızı kurtarın, hayatınızı yaşayın. Gideriz abi de. Bu şerefsizin bir de adamı vardı. Adı Faik. Benim de arkadaşımın da senetleri var onda. Gidemeyiz. Sen rahat ol ablam. Sen o failin adresini bize ver. Biz her türlü senin senetlerini alırız. Dayı nerede kaldı bu? Gelsin var ya, onu çok pis edeceğim ha. Sen niye rolleniyorsun oğlum, otursana. Biz karışmayın kardeş. O ne lan? Yaratığa bak. Kim lan bu yaratık? Berto değil mi lan o? Berto! Şaka yapıyorsun. Ne yapıyorsun lan emri? Ulan kardeş. Ne yapıyorsun? Ya ben ne yapayım lan? Oğlum sizin yaratık dediğiniz adam zamanında adam anlayınız lan ha. Aleyküm selam. Kaç yıl oldu lan kardeş? Emmi 11-12 yıl oldu ya. Siz ne yapıyorsunuz burada? Lan hiç sorma lan kardeş. Dümdüğün biri kadınlara zorla senet imzalatıyormuş. Çattırdım, gelecek şimdi. Aa geldi. Faik sen misin lan? Benim abi. Nerede lan senetler? Nerede lan? Arabada. Arabada. Cebimde. Arabada. Hayır. Sikir git bu saatten sonra tekerlekli sandalyeye geç. Lan Berto, hiç değişmemişsin lan. Oo, bak hele lan yavşağı, orijinal hayvan takıyor. İzmir abi. Tabii ki. Akşam 5.15'te. Olur abi. Kaç kişi gidiyor? 2 kişi gidiyor abi. Tabii ki. İsim alayım. Burak Şahin. Kafanıza bir şey takmayın abi. Artık burada da bir kardeşiniz var. Yolunuz açık olsun. Sağ ol kardeşim. Allah senden razı olsun. Sağ olasın abi. Allah senden de razı olsun abi.
Selam aleyküm kardeş. Aleyküm selam. Allah. Hoş geldin Özgür. Hoş bulduk kardeş. Nasılsın? İyiyim kardeş. Sen nasılsın? Sana hazırlattım kardeş. Eyvallah kardeş. Çıkacak halim kalmadı. Ne olur gözünü seveyim, paramı ver. Çok zor durumdayım. Recep emmi, ben sana bir hafta demedim. Malı verdiğim takdirde bir hafta dedim. Beni derlendirme. Parayı alacağım, sana vereceğim. Anladın? Parayı alacağım, sana vereceğim. Kardeş, yarısını bari ver. Ne olur gözünü seveyim. Evime alacaklar geldi, icra geldi. Emmi! Yok diyorum, yok! Yok diyorum, yok! Yok! Yok vicdanım, yok! Lanını siktir. Göt! Ne getiriyorsun sen de bunu buraya? Niye getiriyorsun? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kardeşlerimizden haber ver dayı. Hepinize tek tek selamı ver. Aleyküm selam kardeş. Seragül'le aynı koğuşa düşmüşler. Vay be. Bu iyi bir şey ya kardeş. Cezaevinde de bir gücümüz var demek. Ablagili de gönderdim. Hepinize çok selam var onların da. Allah razı olsun dediler. Gidene kadar dua ettiler. Allah onlardan da razı olsun kardeş. Eline sağlık. Allah razı olsun. Buyur ana. Oğlum kızımı kaçırdılar. Başına bir iş gelecek diye korkuyorum. Kaç gün oldu? 2 gündür haber alamıyorum. Nerede olduğunu biliyor musunuz mu? Ben değil de yeğenim biliyor. Tamam ana sen şimdi evine git. O yeğenini de bize yolla. Biz de gidip bacıyı alıp geleceğiz inşallah. Allah razı olsun oğlum Allah, senden. Allah senden razı olsun. Tamam. Ne oldu dayı? Kardeş bu kadının kim olduğunu biliyor musunuz mu? Yoo. Kızını kaçırmışlar Cü. Elin namuslu kızını götürüp de namus edecekler ya. Böylelerin harbi kafasını koparacaksın ha. Dur Cü, sakin ol. Bir gidek işin aslını öğrenek. Eğer öyleyse gider harbiden kafasını koparırsın. Hepsini öldürdünüz mü kardeş? Hey kardeş hepsini öldürdük. En sonunda da yakalandık Allah'ını seveyim. Merak etme abi. İlk mahkemede sen dışarıdasın. Allah'ını seveyim. Bunların hepsini öldürdük ya. Daha ömür boyu yasal sorun değil kardeş. Öyle abi. Geç oldu kardeş hadi artık yatak. Siz de dinlenin. Eyvallah kardeş. Allah razı olsun. Eyvallah kardeş sana da. Kanatlarımı dolduran rüzgarlarım yok artık. Temiz hava ciğerlerime yetecek kadar. Varsın, tutsak olsun bedenim. Kağıtlarımda bembeyaz güvercinler uçar. Kelepçeler mi zapt edecek yüreğimin isyanını? Söylesin biri hangi zindan bastırabilir özgürlüğün feryadını? Davası hürriyet olana soğuk duvarlardan taşarmış gün ışığı. Gücü yeten beton döksün gök kubbeye. Doğruların yıldırımı yırtacaktır karanlığı. Kardeşim ben. İnşallah kısa zamanda yalnız olacak. Amin. Abi burada bir de not var. Ne yazmış? Özgürlük insanın kendi ruhunda gizlidir. Abi merhaba. Merhaba canım. Dün alabiliyle konuşmuşsunuz. Heh. Gamze ablamın kaldığı yeri sizi ben götüreceğim. Neredeymiş abla? Hatay'da. Sen nereden biliyorsun? Dün evi aradı abi. Ben falan filan yerdeyim dedi.
Ben onu hep tuttum abi. Evet. Hadi kardeşim. Emin lan. Hatay'a gitmişken künefe yemeyek mi be, he? Lan Cabbar adam vurmaya gidiyoruz, senin yaptığın lan ya. Yavaş lan, yavaş! Ne oluyor lan? Arabayı görmüyorum lan, amına kodumu topu. Ne diyorsun lan? Amına kodumu. Lan dur, dur. Kardeş kusura bakma, arkadaş biraz gergin. İşine bak baba, yoluna bak, kurban olayım. Ne oluyor lan orada? Ne yapıyorsun kardeş, adam mı vuracaksın ya? Küfür ediyor, görmüyorum ben mi? Kardeş kim olduğumuzu bilse böyle davranır mı? Sen de dikkat et lan. Tamam abi. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Şehrinde doğduysan biraz erken büyüyeceksin. Masallar için inan geç kalacak hayallerin. İkinci el umutlarla oyunlarını süsleyip çocukluğunu kalbinden en derine gömeceksin. Özgürlük bence dost olanın gülüşüdür. Kederlenirse omzunda gözyaşının dökülüşü. Teselli muhabbeti neden vurunca iki sözü. Bu dudakların gökyüzünde kuşlar gibi süzülüşü. Aranam uzaklarda, huzurum hep yanımda. Ben kardeş diye çağırdıysam zaaflarına takılmam. Zararı bol olsun bırak dilinden düşenlerin. Arkadaşın ne yapsın ki gerçekler acıysa. Buyur abi. Bu abileri alan gönderdi. Seninle konuşmak istiyorlar. Merhaba ablacığım. Ürkme. İçeri müsait mi? Girebilir miyiz? Müsait abi. Buyur. Annem bize senin kaçırıldığını, bu evde de zorla tutulduğunu söyledi. Nedir durum? Yok abi. Beni kimse kaçırmadı. Annemden istediler. O da vermedi. Ben de kaçtım abi. Ne yani bacım? Kimse seni burada zorla alıkoymuyor. Yok abi yok. Ne alıkoymaz. Ben Ahmet'i sevdim abi. Bacım bizim Ahmet'i de görmemiz lazım. Nerede buluruz? Kurban olayım abi, Ahmet'e bir şey yapmayın. Kardeşim, eğer dediklerim doğruysa sen de sevdiğin çocuk da bu saatten sonra bizim kardeşimizsiniz. Şurada iki sokak ötede bir marangoz var abi. Orada çalışıyor. Eline sağlık kızım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kardeş biz Adana'dan geliyor. Ramze'nin anası senin kızını zorla kaçırdığını, burada da alıkoyduğunu söyledi. Nedir durum? Alıkoymak yok abi. Kardeş kızın burada ne işi var o zaman? Biz birbirimizi sevdiğimiz için kaçtı. Ben anasından defalarca istedim kızı. Garibanım, Aleviyim diye vermediler. Ben de kaçırdım. Siz olsaydınız ne yapardınız? Kaçırmaz mıydınız? Helal lan sana. Helal olunca da bilmiyorum. Tamam kardeş, tamam. Ben durumu öğrendim. Şimdi Adana'ya gidiyor. Yani iki tane kardeşimiz gelip seninle bacıyı alacak. Usulen de olsa gelir kızı istersen anası da verir. Yok abi, ben daha eve girmem. Kardeş, her genç kızın hayalinde vardır telli duvaklı baba evinden çıkma. Sana da bu yakışır. Hem sen dert etme. Bütün masrafları da bana ait, tamam mı? Hadi kolay gelsin.
akşamlar ana. Müsait mi içeri? Hadi bir gel. Hani ana? Hani kızını kaçırmışlardı, başına bir iş geleceğinden korkuyordun? Gittik gördük. Kız mutlu. Çocuk aslan gibi maşallah, kızını da seviyor. Sevdikten sonra dini ne fark eder ana? Yarın buraya gelecekler, onları getirteceğim. Usulen de olsa gelip senden isteyeceğiz, sen de vereceğim. Ana! Vereceğim. Gidin kardeş, şu Hatay'daki abinizi ablanızı alın gelin. Tamam abi. Buraya yaklaştığınızda da haber edin, tamam? Tamam abi. Hadi yolunuzu açmasın. Eyvallah. Şşş, bak hele. Enişteye söyleyin, künefeyi unutmasın ha. Vallahi yemezsen uyuyamam abi. Oğlum çok var. Boğazın belasına başına neler geldi. Hala künefe diyor. Enişte de 14'lü vermiş ayıdır. Ne bu, şaka mı abi? Şaka canım ya. Tamam abi, bir şey demedim. Demez zaten. Lan! Ne yapıyorsunuz? He? Ne bakın buraya? Ayıp değil mi size? Kardeşsiniz oğlum, kardeş. Bir daha görmeyeceğim, tamam mı? Saat 3 gibi. Cebinden çıkar lan. Saat 3 gibi İzmir'den misafirler gelecekmiş. Bir iş gelmiş. Cihaz abi dedi, abinin iş bitti mi gelsin dedi. Tamam, söyle, gelecek abi. Bir daha görmeyeceğim. Hadi bakayım, oynayın topunuzu. Vallahi İzmir'den bir iş gelmiş herhalde. Dostum, bu işte deli para var. Lan kardeş, doğru söylüyorsun da dediğim gibi işte. Abim gelsin, konuşak. Sana dersin. Abi arkadaşlar İzmir'den gelmişler. Hoş geldiniz kardeşim. Hoş bulduk. İnternetten iddia işi yapıyorlarmış. Adana'da da kendi sayfalarında bizim dağıtmamızı istiyorlar. Eyvallah. Ofise geçecek kardeş, orada konuşalım. İddia mevzusu bizim çok ayıktığımız bir şey değil. Açıkçası hani nedir, nasıl olur bilmiyoruz. Abicim, işin işleyişi çok kolay. Sistem kendi kendine her şeyi hallediyor. Bu işte en büyük sıkıntı tahsilat sorunu. Tahsilat derken? Şöyle anlatayım. Güvendiğiniz adamlara bayilikler veriyorsunuz. Bu bayiler telefon veya internet aracılığıyla kuponları topluyorlar. Daha sonra cumartesiden cumartesiye tahsilatlarını yapıyorlar. Ancak illaki birkaç yerde paranız takılacaktır. Ve burada bu noktada da devreye biz giriyoruz. Aynen öyle. Tamam kardeş. Ama ilk önce mahalleye yayalım. Hem biz de işe aitmiş oluruz. Sonra baktık her şey yolunda, her şey güzel gidiyor. Bütün memlekete yayarız. Siz bilirsiniz. Bir de bu işin yüzde kısmı var. Tamam babacığım, biz onu kendi aramızda şey yapar, konuşuruz. Biz ilk önce bir işi öğrenek de. Kardeş, misafire değdik sizi. Sağ ol abim. Yolumuz uzun. Bir dahakine inşallah. İnşallah. Allah kaza bela vermesin. Allah inşallah. Alo. Neredesiniz? Tamam kardeş. Cü, Ahmet Gül yaklaşmış kardeş. Şu düğün için eksik yedik bir şey var mı? Bir bak, bir kontrol et. Mahcup olmayalım ya. Allah mahcup etmesin emmi. Allah'ın izniyle mahcup olmayız ya. İnşallah. Yürü baba. Hoş geldiniz bacım. Ana. Geçin kardeş. Ne yaptınız kardeş, yolculuk nasıl geçti? Allah şükür abi, iyiydi, sıkıntı yok. Güneteyi getirdiniz lan. Getirdik abi. Allah'ına mı? Her değil lan size.
Abo, bu ne lan? Ölüm bir şey lan bu. Ver. Allah'ım. Aç lan. Kızım. Abi geldi. Ben anlamadım. Nasıl oldu şimdi? Ben bu adamlara 110 kilo altın verdim. Yani 1 trilyon değerinde altın verdim. Evet. 3-4 defa aldım gittim. Ama ödeme yapmadılar. Anladım ki ödeme yapmayacaklar. Ya da 110 kilo altın öyle verilir. Evet verdim. Herhangi bir şey imzalattın? Hayır. Ay maşallah. Kuyumcu Rıza diyorlar. Hipodromda atlar var. Ama kuyumculuk işi de yapıyorlar. He, kuyumcu Rıza. Evet. Tanesiz. Vallahi tanımıyor abi. Dayı, sen bizim baba dostumuzsan. Evet. Şimdi bir gideriz, konuşuruz. Tamam, dertleri nedir, niye vermiyorlar? Ya 110 kilo altın diysen ha. Azmaz değil. Hele bir bakak, elimizden geleni yaparız. Tamam. Bir daha bak hele tanışak bunlarla. He, hadi dayı. 110 kilo altın ha. Boru da gel. Sizin yüzünüzden evime 4 defa haciz geldi. Kredilerimi ödeyemiyorum. Her gün evime alacaklılar geliyor. Ben onlara ne diyeceğim kardeşim? Ne yapalım kardeşim? Var da mı vermiyoruz? Yok işte. Nasıl yok arkadaş? Adamı mı koparırsınız? Koparma koparmaz sana ne oluyor? Adamdan mal almışsınız, parasını vermişsiniz. Yaptığınız adamlığa sığar mı? Sen bana posta mı koyuyorsun lan? Lan mı? Senin... Abi!